Bugünkü konumuz arkadaşlar futbol. Konumuz futbol derken futbolla ilgili bir duruma bakacağız. Mesela kimler burada takımlı sen? Hangi takımlısın sen? Beşiktaş. Beşiktaş. İlk 11'i sayabilir misin? Say bakalım. Evet. Güzel. Peki bana bir de Allah'ın isimlerini saysana hemen böyle hızlı bir şekilde. Şimdi buradaki şeyi anladın değil mi birazcık? Senin üzerinden birazcık nefsimize bir pay çıkarabileceğimiz bir şey söyledim. İlk Sözler Köşkü'ne geldiğim zaman bunu bana da uyguladılar gibi bir şey oldu. Yani cebindeki cep telefonunu anlatabildiğin kadar Rabbine anlatabiliyor musun sorusu sorulduğunda ben de aynı bu şekilde kalmışım. İhtiyacımı hissettim. Daha sonra Rabbimi tanımak için bir adım attım. Şimdi ne yapacağız beraber? Bugün ben birkaç kardeşime bir soru sordum. Soru şu şekilde. Mesela isim neydi senin? Ahmet. Ahmet sana da soruyorum soruyor. Bir maçı kazanmak için neler yapmak lazım? Gol atmak lazım. Başka? İyi oynamak lazım. Güzel. Başka söyleyecek var mı? Sen söyle. Maçın öncesinde antrenman yapmak lazım. Güzel. Peki başka var mı söyleyecek? Buyur abi. Takım çalışması çok güzel. Söyle kardeşim. Gol yememek lazım. Çok güzel bir noktaya değindin. Başka sen de söyle. Pas yapmak lazım. Pas yapmak lazım. Sen de söyle abi. İnanmak lazım. İnanmak lazım. Çok güzel. Ya ben şöyle söyleyeyim. Bu soruyu araştırdım. Enine boyuna şöyle bir tefekkür ettim. Tefekkür ettim derken birazdan anlayacaksınız mevzuyu. Ya bir maçı kazanmak için neler yapmak lazım diye onu şöyle bir beraber inceleyeceğiz. Ama birazdan şimdi değil. Bu soruyu sorduğumda birkaç tane kardeşten garip cevaplar aldım. Bir tanesi mesela şey dedi. Abi dedi bir maçı kazanmak istiyorsan rakibin en iyi oyuncusunu sakatlaman lazım dedi. Ya bir yandan düşündüm mantıklı geliyor anladın mı? Şimdi konumuzda birazcık bununla ilgili ama bu soruyla bağlantılı bir soru var. Nedir? Asıl konumuz şu. Allah'ın rızasını kazanmak için neler yapmam lazım? Sorumuzun ana başlığı bu aslında. Şimdi bununla ilgili önce Allah'ı gerçekten seviyor muyuz? Gerçekten seviyor muyuz? Buna bir bakalım. Şimdi gerçekten sevip sevmediğini veya Allah'ın senden razı olup olmadığını, seni sevip sevmediğini nereden anlarsın? Bununla ilgili çok güzel bir yer var. Bir tane ayet var. Ali İmran suresi 31. ayet. Onu biraz inceleyelim. Konumuza da başlamış olalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhbibkumullah. Bu ayeti bazılarınız çok iyi biliyor. Bazılarınız belki bilmiyor, şimdi öğrenecek. Ayette ne diyor? De ki, eğer diyor beni seviyorsanız, Allah'ı seviyorsanız yani, Habibime ittiba edin diyor. Yani Habibullah dediğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah'ın sevgilisi değil mi? Şimdi burada tefsirde bakalım ne diyor. Mealden ziyade tefsirde bakalım ne diyor. Bu ayette diyor icazlı bir icaz var. Çünkü çok cümleler bu üç cümlenin içinde derc edilmiştir. Ne demek istiyor? Şöyle ki şu ayet diyor ki Allah'a Celle Celaluhu imanınız varsa elbette Allah'ı seveceksiniz. Allah'a iman ediyor muyuz? Elhamdülillah. Madem Allah'ı seversiniz Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız ve o sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz. Allah'ın sevdiği zat kim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize imam olan değil mi? İmam olarak gönderilmiş. Peygamber olarak gönderilmiş. Bize örnek olarak gönderilmiş. Ne dedi? O sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz. Ona benzemek ise ona ittiba etmektir. Peygamber'e de uymaktır. Ne vakit ona ittiba etseniz Allah da sizi sevecek. Zaten siz Allah'ı seversiniz ta ki Allah da sizi sevsin diyor. Bu mantığı biraz kurduk değil mi kafada? Yani sen Allah'ı gerçekten seviyorsan peygamberine ittiba etmen lazım ki ayette de öyle söylüyor. Peygamberine ittiba ediyorsan Allah'ı seviyorsun manasına geliyor. Doğru mu? Eğer Allah'ın seni sevip sevmediğini anlamak istiyorsan peygamberine yani Habibine ne kadar ittiba ettiğine bak. Onun sünnetini hayatına ne kadar geçirdin onu bir kendimize bir kontrol etmemiz lazım. Peygamberin hiç namaz kılmamazlık yapar mıydı? Yapmazdı değil mi? Hatta teheccüd namazında kalkardı her gün. Teheccüd namazı onun için farzdı. 5 vakitten ziyade başka başka namazlar, gece boyu namazlar kılardı. Sen Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsun ama eğer namaz kılmıyorsan bu iddianda samimi değilsin kardeşim. Çünkü her iddianın bir ispatı lazım. Allah'ı sevdiğimi iddia ediyorsam kardeşim hal dilinde bunu ispat etmen lazım. Doğru mu? Namaz kılarak mesela değil mi? En önemlisi. Diğerlerini şu anda saymıyorum. Allah'ın rızasını kazanmak için
başka neler yapmak lazım? Mesela az önce bir soru sordum değil mi? Bir maçı kazanmak için neler yapmak lazım diye. Aslında bir maçı kazanmak için neler yapıyorsan onu yapacaksın. Ne demek istiyorum? Şimdi bakalım. Bak şimdi. Biz Müslümanız değil mi? Elhamdülillah. Müslüman formamızı giydik mi? Giydik. Müslüman formamızla bir maça çıktık aslında. Rakip kim? Şeytan ve nefsimiz. Ama bu maçta şöyle bir şey var. Normalde maçlar 3 ihtimalli olur. Bu maç 2 ihtimalli. Ya kazanacaksın ya kaybedeceksin. Kazanırsan sonsuz hayatı kazanıyorsun. Ama kaybedersen sonsuz hayatını, o cennet hayatını, en önemlisi Allah'ın rızasını kaybediyoruz. Burada Bediüzzaman Hazretleri şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise ve öyle bir dava açılmış ki, kazanmak veya kaybetmek davası, her adam eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa o tek davayı kazanmak için bila tereddüt, hiç şüphe etmeden sarf edecek. Bütün servetini, hayatını, her şeyini sarf edecek diyor. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. İman vesikası, o tahkiki iman dediğimiz mesele. Nasıl bir asırdayız? Ahir zamanda. Özellikle bu asırda diyor, maddi yunluk taunuyla çoklar o davasını kaybediyor. Bazı fikir akımları var değil mi? Ateizm, deizm, özellikle gençler arasında yayılan, hadi onları geçtim, ateizmle ilgili bazı sorular sana sorulduğunda sen ne cevap veriyorsun? Veya cevap verebiliyor musun? İspat edebiliyor musun? Onu kendimizde bir sorgulamamız lazım, o ihtiyacımızı hissetmemiz lazım. Allah korusun biz de kaybedebiliriz. Peki o maçı kazanmak için neler yapmamız lazım? Allah'ın rızasını kazanmak için neler yapmamız lazım? Birazcık ona bakalım. Birincisi ne dedik? Az önce bir kardeşim söyledi. Bir maçı kazanmak istiyorsan antrenman yapmalısın. Doğru mu? Ya maçtan önce o antrenman senin için çok önemli değil mi? Eğer antrenman yapmazsan ne olur? Hazır olamazsın. Hazır hissedemezsin. O maçı da tam manasıyla oynayamazsın. Dolayısıyla bir program yapmalısın ve devamlı olmalısın. Doğru mu? Ya bütün futbolculara baktığın zaman haftanın 3 günü veya 4 günü ama haftanın her günü, o 4 günü gidiyorlar mı antrenmana? Gidiyorlar. Yapıyorlar mı antrenmanı? Yapıyorlar. Aslında sen de şu anda antrenmandasın. Bu derslerle, bu sohbetlerle ne yapıyorsun şu anda? Kendini kuvvetlendiriyorsun değil mi? O gücü topluyorsun. O gücü toplayıp o maçta mücadele etmek için hazırlanıyorsun aslında. İkincisi, oyunun içinde olduğun, yani oyunda olduğunun bilincinde olmalısın. Şimdi sen bir oyunun içindeyken, bir maçtayken, çok önemli bir maç, elinde telefonla bir oyun oynar mısın? Başka bir oyun? Oynamasın, çok önemli bir oyun. Karşıda bir rakip var. O rakip senin bir boşluğunu yakalamaya çalışıyor. Seninle bir mücadele halinde. Sen de kalkıp da telefonla başka bir şeyle uğraşmazsın. Ehemi mühime tercih edip birinci sırada yapman gereken şey neyse onu yaparsın. Doğru mu? Şu anda da bir maçımız var. O maçtan galip gelmek istiyorsak şeytana karşı, nefsimize karşı oyunun içinde olduğunu bilmen gerekiyor. Yani uyanık olman lazım. Gözünü açman lazım, dikkatli olman gerekiyor. Üçüncüsü, bir taktiğin olması gerekiyor. Bam bam olmaz. Bam bam gidemez. Bam bamla her maçı kazanamaz. Ben bir tane taktik söyleyeyim. Biliyorsunuz, çoğunlukla da izlediğiniz tiki taka taktiği var. Akıllara Barcelona geliyor. O taktiği birazcık araştırdım. Ne var içinde biliyor musun? 1. Sabırla pas yaparak karşı rakibi yormak. Karşı rakibi yorduktan sonra onların dalgınlığından faydalanıp araya bir ara pas atıp hemen gole uçmak. Birinci taktik bu. Sabırla pasa devam etmek. İkincisi, topu kaybedersen 6 saniye kuralı var. 6 saniye içinde şok presle hemen karşı rakipten o topu kazanmak. Anlaşıldı mı? Şimdi bunu nasıl kendi hayatımıza çevireceğiz? Mesela burada ben şunu düşündüm. Eğer sen sabırla pas yapmaya, pas yapmak futbolda nedir? Çok kolaydır değil mi? Pas yapacaksın ya. Altı üstü pas yapacaksın sadece. Namazını kılacaksın, bu kadar basit. Sabırla namazına devam edeceksin. Sen namazına devam ettikçe, sabırla o namazını 5 vakit kıldıkça ne olacak? Şeytan artık yorulacak. Değil mi? Artık pes edecek. Bu adam diyecek namazını bırakmıyor. Bu namazla ben artık buna savaş açamam. Ben onunla mücadele edemem diyecek artık. İkincisi ne dedik? Topu kaybedersen 6 saniye kuralı var. Sen günah mı işledin kardeşim? Anında tövbe et. 6 saniye içinde tövbe et. 6 saniye içinde şok presle şeytanı şok et ve o tövbeni yaptıktan sonra o topu tekrar kazan. Bir hadis var. Ne diyor? Bir kötülüğe karşı kötülük yaptığınızda hemen onu iyilikle düzeltin diyor. Hemen iyilikle hemen onu düzeltmeye çalış. Hepimizin bazı günahları vardır. Bazı hatalar yapıyoruz. Ama ardından hemen tövbe edersen Allah'ın izniyle
o günahı işlememiş gibi oluyorsun. Yani o topu kazanmış oluyorsun. Senin bir taktiğin olması gerekiyor tabiri caizse. Şeytanın, nefsinin bazı taktikleri var seni egale etmek için. Bazı tuzaklar kuruyorlar. Birazdan ona da geleceğiz. Dördüncüsü, mücadele etmeden kazanamazsın. Mücadele etmek zorundasın. Doğru mu kardeşim? Mücadele etmezsen mesela bazen ne olur? Maç içinde yorulursun, zorlanırsın, yenildiğini zannedersin veya düşersin ama yeniden ayağa kalkman lazım. Yeniden mücadeleye devam etmek zorundasın. Mücadele etmezsen kaybedersin. Bununla ilgili Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, ey birader diyor, düşman hariçte olsa İnsan silahsız o düşmanla geçinebilir. Dışarıda olsa düşman, bir kalede olduğunu düşün. Düşman dışarıda. Fakat düşman kale içine girse ve gizlense, o vakit o düşmana karşı silahlanmak, zırh giymek ve gayet dikkat etmek, hem de diyor pek ciddi bir şekilde sebat etmek lazımdır. Ta ki hayat ebedisinin o sonsuz hayatını hafi darbelerden, o zararlı darbelerden kurtarabilsin. Düşman içeride. Düşman gizli. Senin de o düşmana karşı zırhını ve silahını her an kuşanman gerekiyor ve devamlı olman lazım. Çünkü o düşman her an sana saldırabilir. Hakeza diyor ki devamında, ey kardeş diyor, zırh ve silah namaz ve takvadır. Kur'an'ın zincirini muhkem tut. Kur'an'ın zincirini sağlam tut. Onun sözüne kulak ver. Başkaları seni aldatmasın. Şu zamanın gafil sarhoşları içinde seni terk-i şeyaire ve medeniyeti dünyaya davet edenlere de ki, seni sürekli günahlara çağıranlara de ki, hey sersem gafiller, benim halim sizi dinlemeye müsait değil. Senin halin müsait değil kardeşim. O anda senin ne yapman gerekiyor? Bir mücadele içindesin değil mi? O anda başka bir şeylerle uğraşamazsın. Yan taraftan seyircilerden bir tane arkadaşın seni çağırdığını, gel kardeşim biraz takılalım, muhabbet edelim dediğinde gitmemen lazım yani doğal olarak. O anda maçtasın. Vazifeni unutmaman gerekiyor. Nitekim Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde ne diyor? Haşr suresi 19. ayette. Allah'ı unutanlar gibi olmayın diyor ki, Allah da onları kendilerini unutturmuştur. Ya düşünsene, şu anda Allah'ın sana vermiş olduğu bazı vazifeler var. Onları yapmakla mükellefsin ama yapmıyorsun. Allah'ı unutmuşsun ya. Allah'ın sonsuz kudret sahibi olduğunu, Allah'ın her ana hazır ve nazır olduğunu, Allah'ın sonsuz merhamet sahibi olduğunu unutmuşsun kardeş. Senin o yüzden bu uyanıklığı bir an önce gerçekleştirmen gerekiyor. O yüzden her daim iman ilmiyle meşgul olman lazım. İmanı her gün tazelemen gerekiyor. Her gün nasıl güneş doğuyorsa senin de manevi anlamda o güneşi her gün görmen lazım. Manevi anlamda. Kur'an okuman lazım sabahları mesela. İlimle meşgul olman gerekiyor. İmanı kuvvetlendirmen gerekiyor. Evet, bazı şeyleri fark etmiş olabiliriz. Fark etmek güzeldir, önemlidir ama yeterli değildir. Önemli olan fark ettikten sonra adım atabilmek. Yani o golü atabilmek. Neden bahsediyorum? İbadetlerle, dualarla, maneviyatla o golü şeytana atmamız lazım. Dedik ya, iki ihtimalle. Ya kazanacaksın ya kaybedeceksin. O yüzden bu hususlara kendi hayatımızda şöyle dikkat etmemiz gerekiyor kardeşim. Evet sevgili kardeşim, az önceki izlediğim videoda çok güzel hakikatlerden bahsettik. Bu hakikat ilaçlarının başkalarına ulaşmasını istiyorsan, bu sevaplara ben de ortak olmak istiyorum diyorsan, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutma. Allah'a emanet ol.